Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir genel başkanlık yarışı olursa kim kazanır? Kemal Kılıçdaroğlu diyen %43, Özgür Özel diyen de %47.6, %9 da cevap verememiş. Aslında bu gönüllerin istediği. CHP seçmeni Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmasını istiyor. Bu ankette de aynı şekilde o gözüküyor. Ama en güçsüz adayda bile destek oranı %47.6 ile Özgür Özel'e doğru çıkıyor. Çünkü Özgür Özel biliyorsunuz kendi ilinde de delege seçimlerinde kazanamadı. Evet, kendi mahallesinde kazanamadı. Aynı zamanda da daha önceki genel yerel seçimlerde de belediye başkanlığını da kazanamadı. Yani kazandı, aslında hiçbir seçim yok ama ona rağmen CHP'li seçmen Özgür Özel'i destekliyor. Yeter ki diyor Kemal Kılıçdaroğlu bıraksın, kim gelirse gelsin diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir genel başkanlık yarışı olursa kim kazanır? Kurultay geliyor, Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bunu CHP'nin seçmen içinde bakalım sadece. Bu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in gerçekleştirdiği bir genel başkanlık yarışını sizce kim kazanır? %49.3'ü Kemal Kılıçdaroğlu, %38.2'sini de Özgür Özel diyor. %12.5'u cevap vermiyor. Burada AK Parti seçmeni %42.5'u Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP'nin %67'si Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Yeniden Refah'ın da %57'si Kemal Kılıçdaroğlu'nu diyor. Bir CHP seçmenin %43.3'ü Kemal Kılıçdaroğlu derken %47.6'sı ise Sayın Özgür Özel'i söylüyor. Bir arka tabloda zaten net görebiliriz. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı aday olması ilgili kanaatini de belirtir misiniz dediğimiz zaman da %46.6'sı CHP'li seçmenin doğru buluyor ve destekliyor kendisini. %21'i diyor ki adaylığını destekliyorum fakat zamanlaması yanlış diyor. %26'sı, bakın CHP'li seçmenin sadece %26'sı bunu yanlış buluyor. Bu da şu anlama geliyor. Diyor ki biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz. CHP'li seçmeni bunu söylüyor aslında. Sadece %26'sı bunu Özgür Özel'in adaylığını yanlış buluyor ve desteklemiyor. Kendi içerisinde bakıldığı zaman yine Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında gerçekleştirecek bir seçimi kim kazanır? Kemal Kılıçdaroğlu diyen %43, Özgür Özel diyen de %47.6, %9'u da cevap verememiş. Aslında bu gönüllerin istediği. Yani %47.6 gönüllerin istediği. Tabii ki bu şey ne olacak? Sonuçta PM'deki kararlar ne olacak? Delegeler ne şekilde karar verecekler? O ayrı konu. Orada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlü olduğu söyleniyor. Ama CHP seçmeni Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmasını istiyor. Bu ankette de aynı şekilde o gözüküyor. Özgür Özel için kendisini çok güçlü bir aday olarak görmüyorlar. Ama en güçsüz adayda bile destek oranı %47.6 ile Özgür Özel'e doğru çıkıyor. Çünkü Özgür Özel biliyorsunuz kendi ilinde de delege seçimlerinde kazanamadı. Daha önce Manisa değil, kendi mahallesinde. Mahallesinde kazanamadı. Kendi mahallesinde kazanamadı. Aynı zamanda da daha önceki genel yerel seçimlerde de belediye başkanlığını da kazanamadı. Yani kazandı, aslında hiçbir seçim yok ama ona rağmen CHP'li seçmen Özgür Özel'i destekliyor. Yeter ki diyor Kemal Kılıçdaroğlu bıraksın, kim gelirse gelsin diyor. O zaman yani şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Ekrem İmamoğlu cesaret edip adaylığını ortaya koysa daha farklı bir şey çıkar ortaya. Doğru mu? Ya, bu oranlar daha yüksek çıkar. Bu oranlar daha yüksek çıkar. Yani %70'leri bulur. Ama delege yapısı buna müsait değil. Ben seçmen tarafından bakıyorum hocam. Yani seçmen anket tarafına... Evet, ben de delege tarafından bakıyorum. Yani delege tarafında avantajlı. Fakat İstanbul, özellikle İstanbul delegesinin çok ciddi manada değişimcilerden yana tavır koyduğuna yönelik de haberler geliyor.